Merhaba Yuvi. Sen yeni misin? Sen yeni misin? Hayır Yuvi. Yuvi değil. Efendim. Ben senin büyüğünüm. Saygılı ol. Pekala. Bir şey yapacaksın. Dersleriniz bittikten sonra sen ve sınıf arkadaşlarınız yanıma geleceksiniz. Evet, bugün gerçekten çok eğleneceğiz çocuklar. Hadi. Teşekkür ederim. Büyük anne, ben işe gidiyorum. Büyük anne? Ha? Ne oldu? Miti için endişeleniyorsun. Öyle değil mi? Büyük anne, o artık büyüdü. Sonuçta o yurtta yıllarca tek başına kaldı. Evet. Tek başına kalıyordu ama şehir hayatı onun için yeni bir şey. Üniversite de öyle. Biliyor musun? Ben İtça ilk okula gittiğinde de aynı şekilde endişeleniyordum. Yıllar sonra yine... Büyük anne. Annem o zamanlar çok küçüktü. Miti yetişkin bir kız oldu ve artık üniversiteye gidiyor. Beni dinle. Sen sakın endişelenme. Ben şimdi işe gidiyorum. Tamam. Dikkatli ol, tamam mı? Alo Miti? Anne, benim İtça. İtça? Telefonun Miti'den geldiğini sandım. Miti üniversiteye başladı değil mi? Evet. Ona da kavrulmuş şeker yedirdin mi? Peki nasıl bir elbise giydi? Kızım nasıl görünüyordu anne? Onu üniversiteye Kaan'la götürdü değil mi? Oraya tek başına gitmedi. Evet evet. Her şey yolunda kızım. Sen endişelenme. O ne de olsa senin kızın. Bir günde en az 3 tane arkadaş edinir. Tanrı yardımcısı olsun anne. Umarım çok iyi arkadaşlar edinir. Ha tamam. Ben telefonu kapatıyorum. Kendine çok iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. Görüşürüz kızım. Şimdi siz, hepiniz arkadaşlarınızın tişörtüne büyüklerinize saygı duyun diye yazacaksınız. Yazın. Yazın. Şşt. Hey, yoksa siz sağır mısınız? Ya da dinlemiyor musunuz? Hadi yazsanıza. Ben yazmayacağım. Sen. Yazmak istemiyor musun? O zaman başka bir şey yap.
Yapacağın şey şu. Müdürün odasına gideceksin ve dans edeceksin. Hangi şarkıyla dans etmek istersin? Hemen söylediğimiz şeyi yapsan iyi olur. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Lütfen. Hayır, lütfen. Yeter. Hey, dur. Seni affettim. Ne oldu sana? Bunu sana kim yaptı? Baksana, üst sınıflar kıyafetimi ne hale getirdi? Eve gittim de anneanneme ne söyleyeceğim ben? Okulda şımardım ve bu yüzden tişörtümün mahvolduğunu düşünecektir. O bana asla inanmaz. Hem bu kıyafeti daha bu sabah verdi. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de sinirleniyorum. Bize bunu yapanlara aynısını biz de yapacağız. Ne kadar kötü olduğuna baksana. Bir türlü çıkmıyor işte. Bakayım. Nasıl göründüğüne baksana. Annem beni çok fena nazarlayacak. Tıpkı bir dilenciye benzemişsin. Çok kötü durumdasın değil mi? Sana acıdım. Ben daima dilencilere sadaka veririm. Al bakalım. Al sana harçlık olsun. Karnını doyur. Bence sen bu parayı kendine saklamalısın Yuvraç. 2 yıldır aynı sınıfı tekrar ediyorsun. O para sana lazım olabilir. Hatta yakında dinlenmeye başlayabilirsin. Hadi Miti, benimle gel. Bizim ev buraya çok yakın. Biz de üstünü değiştirirsin. Hadi gelsene, neye bakıyorsun? Hadi gidelim. Bu kız çok kibirli. Derslerde başarılı oldukça kibri de artıyor. Ama elbet bir gün yaptığına pişman edeceğim onu. O tam bir dilenci gibi görünüyordu çocuklar. Gerçekten de öyle. Tam bir dilenci gibiydi. Bu arada Yuvi, sen her yeni yılda parti düzenlerdin. Ne oldu? Bu sene parti vermeyecek misin patron? Evet öyle. Bir parti yapmamız gerek. Parti, 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 parti. Tamam tamam durun. Parti olacak. Hem de bu akşam olacak. Bu da size Yuvraç Singh Bundela'nın sözü olsun. Bundela. Hey. Benim adımla veya ailemin adıyla sakın alay etme. Arkadaşlığın da sınırı var. Ben Baldev Singh Bundela'nın ailesindenim. Bunu sakın aklından çıkarma. Anladın mı? Bu arada... Herkes partiye kendi kız arkadaşıyla gelmek zorunda. Vay canına. Yuvi, 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 Yuvi. Torunum, şimdi deden yeni bir şey yapacak. Sen de izle bakalım.
Dede, şimdi bunu boş ver. Sen bana şimdi 25 bin rupi ver. 25 bin rupi mi? Neden? Yoksa yeni bir iş falan mı kuruyorsun? İş mi? Ne işi? Sadece para istiyorum. Daha geçen hafta sana 10 bin rupi vermiştim. Dede, o verdiğin 10 bin rupi bitti bile. Peki söyler misin? O 25 bin rupinin ne kadar zor şartlarda kazanıldığını biliyor musun? Para falan alamayacağız. Nasıl alamayacağım? Para istiyorum, bu kadar basit. Yuraç! Saygılı konuş. Kiminle konuştuğunu farkında mısın? İstediğin küçük bir meblağ değil. Bugün 25 bin istersin, yarın o 50 bin olur. Geçen gün sana ne kadar verdiğimi biliyorsun. O yüzden bir rupi daha alamayacaksın. Demek bana para vermeyeceksiniz. Hayır. Bu ev senin dedelerinin çalışkanlığıyla ayakta durdu. Babandan bir şeyler öğren. Çünkü o sırf para kazanmak için 6 ay eve uğramıyor. Sense sadece eğlenmek için para istiyorsun. Yani ben kendi evimde para için dilenecek bir adam mıyım? Bu para işini görmeye yeter mi? Evet babaanne. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babaannesisin. Sen de benim biricik torunumsun. Hadi. Gumanti. Sen Yuraç'ı şımartacaksın. Hatta şımarttın bile. Ben ve babam ona para vermezken sen neden para verme ihtiyacı hissettin? Neden vermeyeyim? O bizim biricik torunumuz. Her şey onun için değil mi? Siz onu reddettiğinizde o başka birinden para ister veya yanlış yola sapabilir. Yanlış yola mı? O zaten çoktan yanlış yola saptı bile Gumanti. Hem de senin yüzünden. Sen onun bakışlarını görmedin mi? He? Son günlerde başkalarına göstereceği birazcık saygısı bile kalmamış o çocuğun.
tek olduğu için bundan yararlanmaya çalışıyor. Her şeyin ona miras kalacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden de senin zayıf tarafını kullanarak sorumsuz davranıyor Gunvanti. Sana babaanne, babaanne diyerek kolayca 10-15 bin rupi alabiliyor. Bu çocuk bu şekilde devam ederse yakın zamanda yoldan çıkacak ve bunun nedeni sadece sen olacaksın. Ben onunla konuşurum. Babaannem en az 100 yıl yaşayacak. Umarım babaannen yüzlerce yıl yaşar. Yubi dostum, düşünüyordum da. O dostum, sen fazla düşünme. Düşünmek için önce beyin gerekli. Biraz düşündüm de senin beynindeki fişlerin hepsi takılı değilmiş gibi görünüyor. Bırak şimdi onu. Biz ne zaman başlayacağız? Yubi dostum, ben ciddiyim. Ya evdekiler rahatsız olduysa? Rahatsız oldularsa Yubi'nin onlara bir çift sözü... Odin'in başını belaya sokacak. Bak dostum, öncelikle şunu anlamalısın. Bu dil Wirsing Bundela'nın oğlunun dili. Hey, kör müsün? Benim hemen eve gitmem gerekiyor. Önce üstünü değiştir, sonra gidersin. Hayır hayır, o zaman anneannem kızar. O şu an beni bekliyor. Eğer böyle gidersen daha fazla kızabilir. İlk önce bize gelip üstünü değiştiriyorsun, tamam mı? Hadi ama, ne düşünüyorsun hala? Hadi. Hey! Hey! Önüne bakmıyor musun sen? Hadi, neden orada bekliyorsun? Gelsene. Hey, biriniz şu kapıya bakın. Ailemle tanıştığında gerçekten kendini çok iyi hissedeceksin. Tanrı en iyisini bilir. Bir rahat bırakmadılar. Ay, bir dakika bile dinlenemiyorum şurada. Hadi ama. Hiç kimse kapıya bakmıyor. Gözlüklerim de yok. Bu halimle kapıya nasıl bakacağım? Niye kimse kapıyı açmıyor anlamadım. Herkes meşgul sanırım. Ay, gözlüklerim nereye kayboldu? 2 dakika. Nedenini bilmiyorum ama sanki büyük bir fırtına gelecekmiş gibi hissediyorum. Tamam, geldim. Kim? Mukta. Mukta kızım, sen miydin? O zile niye o kadar çok bastın? Sanki arkandan kovalayan biri varmış gibi. Ay, şunun haline bak. Bu pasaklı kızla ne işin var? O benim arkadaşım. Arkadaşım.
arkadaşın mı? Hayır büyükanne. Biz daha bugün tanıştık üniversitede. Sana bunu daha kaç kere anlatmam gerekiyor? Büyükanne, ben ona banyoyu göstereyim. Seninle sonra konuşuruz. Lütfen. Seninle hemen konuşmak istiyorum. Tamam büyükanne. Hadi. Hadi gel. Biliyor musun Mukta? Aynaya baktığım zaman ne kadar korkunç göründüğümü anladım. O yüzden büyükanne benden korktu. Öyle değil mi? Ne dersin? Sen onu boş ver. Şimdi yapman gereken şey şu. Üstünü değiştireceksin ve sonra da dinleneceksin. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ne oldu? Sen iyi misin Miti? Bir şey yok ben. Ben gayet iyiyim. Bana bak bakayım. Sana ne oldu? Benim biraz başım dönüyor. Burası çok sıcak. Ben bundan önce yatılı okuldaydım. Orası oldukça serin bir tepedeydi. Sanırım buranın havasından oldu. Birazdan geçer, merak etme. Evet, burada gerçekten de çok nem var. Şimdi sen bir süre burada uzanıp dinleneceksin. Ben sana soğuk bir şeyler hazırlayayım. Tamam mı? Sen rahatına bak. Teşekkür ederim. Aman Tanrım abla. Yemek hala pişmedi mi? Ben ve Ronak şu an gerçekten çok acıktık abla. Hem de çok. Evet çok. Tamam Rohine. Hazırlıyorum. Birazdan pişer. Lütfen elini biraz çabuk tut. Abla... Sen yemekleri tek başına yapıyorsun. Ben de sana yardım edeyim, sebzeleri keserim. Hayır Rohini, sen bırak. Sen git ve çocukla ilgilen. Tamam ama biraz hızlı. Tamam Rohini. Anneanne. Hey, demek geldin. Teyzem senin bir arkadaşına geldiğini söyledi. Evet anneanne. Bu kadar işi tek başına yapıyorsun. Hadi hayır, bana hayır, da ver lütfen. Ben de yardım edeyim. Sen bırak, ben yapıyorum. Hadi sen git ve arkadaşınla ilgilen. O zavallı kızın sıcaktan başı dönüyor. Ben ona soğuk bir şeyler hazırlayacağım. Sen bırak, ben arkadaşın için bir şeyler hazırlayacağım. Anneanne, sen zaten bir sürü işle uğraşıyorsun. Ben kendim hazırlarım. Sen buna iş mi diyorsun? Sen beni dinle. Ben hazırlarım. Sen git, hadi. Tamam, o zaman ben de ona kıyafet götüreyim. Keşke Tapasya bunu görebilse. Kızı ne kadar da sağduyulu bir insan oluyor. Kana! Kana, Miti hala eve gelmedi. Ne? Şimdiye kadar eve gelmesi gerekti. Ben de onu diyorum. Şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Bu kız nerede kaldı böyle? Telefonla dolaşamıyorum. O bu şehirde daha çok yeni. Yatılı okuldayken kafam gerçekten çok rahattı. Eğer iç canın belalısı onu görürse o zaman... Büyük anne, sen merak etme. Beni anlamıyorsun Kanha. Miti'ye baksana. Resmen iç canın kopyası. Tanımasan onu ayırt edemezsin. Eğer birisi onu görürse... Büyük anne, merak etme. Miti'ye bir şey olmayacak. O çok akıllı. O kendine sahip çıkabilir. Gelecektir. Endişelenme. O Tanrım, başım. Mukta neden hala gelmedi? Nerede kaldı ki? Başım adeta çatlıyor. Acaba biraz uyusam mı?
Evet. Ben biraz uyuyayım. Muktan'ın bir arkadaşı ilk kez evimize geldi. Ben sana daha kaç kere boş işlerle zamanını harcama diyeceğim. Biz sana yetmiyor muyuz? O arkadaşını bu eve getirmek zorunda mıydın sanki? Büyük anne, biz onunla arkadaş değiliz ki. Onunla daha bugün karşılaştık. Biriyle arkadaş olmak uzun zaman almıyor. Bak ya, o buraya hangi yüzde geliyor? Sırf bu sebepten birinin evine gelinir mi? Görünüşe göre o kız çok alt tabakadan bir aileden. Kızım, biz kendi seviyemizdeki insanlarla muhatap olmalıyız. Ancak bizim seviyemizdeki insanlarla birlikte olman faydalıdır bizim için. Lütfen büyük anne, bana daha fazla kızma. O benim arkadaşım değil. MIT ile daha bugün tanıştım. Hem biliyor musun, bugün üniversitede ayağım kaydı, neredeyse sakatlanabilir. Sakatlık mı? Neren sakatlandı? Hemen göster bana, hemen. Hayır büyük anne. MIT beni kurtardı. Bana yardım eden biri için en azından bu kadarını yapmalıyım, değil mi? Artık sinirlenmeyi bırak, lütfen. Sen ne zaman sinirlensen tansiyonun yükseliyor, sonra ağrıların başlıyor ve doktor çağırmak zorunda kalıyoruz. Doktor da iğne vurmak zorunda kalıyor, öyle değil mi? Tamam, tamam. Daha fazla yalvarmana gerek yok. Benim biricik büyük annem. Ben gidip ona bir bakayım. Mukta kızım, ben o iç canın senin hayatına girmesine asla izin vermeyeceğim. Gerisini Tanrı bilir. Küçükken biz ne kadar para alıyorduk? Aldığımız paranın onlarca katını ben çocuklarıma verdim. Ve Veer daima parasını tasarruflu bir şekilde kullandı. Ama Vaj, biz ona resmen para yetiştiremiyorduk. Gunvanti, Vaj'ı neden kaybettiğimizi iyi biliyorsun. Ben sana Yuraj'a para verme demiyorum. Ama sevgini göstermenin de bir sınırı var. Söylesene, haftada 10.000 rupi az bir para mı? Eğer ona daha fazlasını verirsek ona gerçekten kötülük yapmış oluruz. Gunvanti, onu Veer gibi büyüt, baş gibi değil. Umut doğru söylüyor bence. Gelin, bütün zehirler ilk yudumlarında çok tatlı gelirler. Çok tatlı. Peki tamam baba. Bir daha Yuraj'a para vermeden önce ikinize de soracağım. Kabul et. En azından söylediğimiz şeyi çok iyi anladın. Bu Yuraj için, bizim için ve
oğlumuz için daha iyi olacak. Vay canına. Evi ne kadar güzel dekore etmişler. Zarif ve temiz. Vay canına. Ya ben? Bunları evimde göremeyeceğim gibi bir de evde çalışmak zorundayım. Öyle mi yani? Bu Mukta ne kadar da şanslı. Vay canına. İşte benim ilgi alanım. Mukta'nın annesi ne kadar da güzelmiş. Kim o? Sen kimsin? Ne oldu teyze? Devya biri... Biri mi geldi? Ben sanki birini gördüm. İç çaydı sanki. Anneannem sana içecek verdi mi? Evet, çok lezzetliydi. Çok teşekkür ederim. Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyi hissediyorum. Gerçekten özür dilerim. Daha ilk tanışmamızda sana bir sürü zahmet verdim. Ben uzun süre yatılı okulda kaldığım için aslında şey... Neden yatılı okuldaydın ki? Çünkü derslerimi en iyi orada çalışabiliyordum. O yüzden... Büyükannem yaramazlık yapanların yatılı okula gönderildiğini söylerdi. Yatılı okul ceza olarak kullanılırmış. Hayır, ondan değil. Anneannem beni o yüzden yollamadı. Daha disiplinli çalışmamı istedi.
Gerçekten de öyle. O benim en iyi üniversitelere gitmemi istiyordu. O yüzden beni yatılı okula gönderdi. Anneannem iyi yerlere gelmem için başarılı olmamı istedi. İç camı. Senin sağlığın yerinde mi? Hayır, hayır Divya. Bu konuda hislerim asla yalan söylemez. Teyze ne iççası? O bu eve nasıl gelsin? Tapasya'nın babasının iççayı unutamadığını söylersin. Ama bana sorarsan iççayı asıl unutamayan sensin teyze. Hep onun hayalini görüyorsun. Sana söylemiştim değil mi? Daha ilk günümde arkadaş edineceğimi söylemiştim. Şimdi yeni bir arkadaşım var. Arkadaşlığımızın ilk günü kutlu olsun. Miti. Şu an hiç arkadaşım yok ama yakında arkadaşım olacak. Ben çok çabuk arkadaş edinebilirim. Yalnız kalmaya dayanamıyorum. Hem üniversitenin amacı nedir ki? Birçok arkadaş edinmek. Bugünkü projede de birinci oldun kesin, değil mi? Evet büyük anne. Bunu o güzel yüzündeki gülümsemeden anladım kızım. Bu gülümsememin sebebi projede birinci olmak değil. Şuna baksana. Al bak. Ben sana ne söyledim? Hiç kimseyle arkadaş olmayacaksın. Arkadaş sana hep zarar verir. Kızım ben seni çok seviyorum. Benden ne istersen hepsini sana verebilirim. Ama arkadaş isteme. Senin dikkatinin dağıldığını görmek istemiyorum. Senin hayatında arkadaşa falan yer olmamalı. Bu arkadaşlık seni mahveder tatlım. Ah benim Tapasya'm. Tapasya da böyle bir arkadaşlık yüzünden mahvoldu. O da böyle basit bir aileden işe yaramaz kötü bir arkadaş edindi. Ondan sonra... Bu meseleyi ne hatırlamak istiyorum ne de anlatmak istiyorum. O arkadaşlık Tapasya'nın hayatını zehirledi, mahvetti. Senin de o zehre bulaşmana asla izin vermeyeceğim. Büyük anne, arkadaşlığa neden bu kadar karşısın? Söylesene. Anneme ne oldu? Söylesene. Hadi anlat. O hikayenin acısını ve anılarını kalbimin derinliklerine gömdüm. Sen de o hikayeyi ortaya çıkarmayacaksın.
senin gerçek arkadaşların eğitimin ve senin kitapların olacak. Başka hiçbir şey hayatında yer vermeyeceksin. Ama büyük arkadaşlık anne... Arkadaşlık kelimesi aklından bile geçmeyecek. Anlaşıldı mı? Beni duydun mu? Arkadaşlık yok. Hiç kimseyle. Bir daha bunu sakın duyma. Tamam büyük anne. Gerçekten çok geç kaldım. Anneannem okuldan sonra takılmaya gittiğimi sanacak. Taksi. Taksi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Büyük anne, şimdi üniversiteye gideceğiz. Orada Miti'nin nereye gittiğini birilerine sorarız. Sen merak etme. Hanımefendi, soldan mı yoksa sağdan? Şimdi buradan sağa döneceğiz. Sol, sola. Özür dilerim, hata yapmışım. Düz gitmeniz gerekiyor. Buradan dümdüz gideceğiz. Ama hanımefendi, bana kesin bir şey söyleyeyim. Bir sağa bir sol diyorsunuz. Sizin yüzünüzden aynı yerden dört kere geçtim. Size bir hata yaptığımı söyledim. Buradan düz gidin. Normal fiyatın iki katı ödeyeceğim. Hanımefendi, biz sağa bir sola giriyoruz. Bence siz başka bir arabaya binin. Hem yolu bilmiyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz. Arabayı durdurun. İnmek istiyorum. Ben başka bir araca bineceğim. Durdurun arabayı. Hem yolu bilmiyorsunuz hem de suçu bana atıyorsunuz. Miti üniversitede de değilmiş. Bu kız nereye gitmiş olabilir? Aklıma çok kötü şeyler geliyor Kana. Biz şimdi içeğe ne cevap vereceğiz? Büyük anne, sen merak etme. Eğer bir sorun varsa o zaman polis merkezine gideriz. Polis merkezi mi? Büyük anne, Miti'yi bulacağız. Sen endişelenme. Hayır efendim, bizim siparişlerimiz asla geç gelmez. Hayır, hayır efendim. Kurye az önce çıktı, evet. Zamanında gelecektir. Evet efendim, teşekkür ederim efendim. Hadi şimdi siparişi götür bakalım, hadi. Daha demin çıktı. Siparişi kimle yolladın? Efendim, o yeni gelen çocukla yolladım. Sen beni işimden mi edeceksin? Neden yeni çocuğu yolluyorsun ha? Siz hiç merak etmeyin. O çocuk motoru çok iyi kullanıyor. Sanki süper hızlı bir tren gibi. 20 dakikalık yere 10 dakikada gidiyor efendim. Onu bulacağız değil mi? Evet büyük anne. Miti'yi bulacağız. Biraz daha hızlı git. İçine bakın, koşun, çabuk. Koşun, koşun, kaza oldu. La 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 la. La 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 la
La la la la la la la la la la. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani, kismat apni to jaise koi roothi nani. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani,